Olacak benim çınar ağacımın. Dalında umutlar, sevgiler, muhabbetler cıvıldayacak. Çocuklar yuva yapacak benim çınar ağacımın gölgesine. Bir hayalim var. Benim göğüs kafesimde bir çınar ağacı büyüyecek. Biliyorum kolay değil. Kolay değil bir hayalden öbürüne yetişmek. Biliyorum kolay değil insanı insana bir etmek. Biliyorum kolay değil biriken kışları yaz eylemek. Biliyorum, biliyorum kolay değil göğüs kafesimde bir çınar ağacı büyütmek. Ama bir hayalim var. Benim göğüs kafesimde bir çınar ağacı büyüyecek. Eğer çorak... Alkışlarımız Ataşehir İlçe Teşkilatı için gelsin efendim. Televizyonumuz bitmemiş, önden girdim ama Ataşehir İlçe Teşkilatı için bir alkış yetersiz kalır diye düşündüm.
Efendim alkışlarımız çalışmayı, çabalamayı, azmetmeyi, yorulmadan koşmayı prensip edinmiş Ataşehir ilçe teşkilatımız için gelsin. Ellerinize sağlık, her şey gelecek için. Efendim daha fazla sözü uzatmadan divan tekliflerini sizlerden arz ediyorum. Artık sahneyi ve sözü divanımıza teslim edeceğiz. Bu arada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Merdivenlerdeki misafirlerimiz lütfen boş koltuklara otursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Boş koltuklara otursunlar. Salonumuzun üst kısmında da yerler var. Ayaktaki misafirlerimizi oraya alabiliriz. Şahane görünüyorsunuz efendim. Müthişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Yer yok, evet, ama üst kata da geçelim. Sizleri ayakta bekletmeyelim. Efendim divanımıza geçiyorum. Gelecek Partisi birinci olan Ataşehir İlçe Kongresi'ne. Gelecek Partisi birinci Ataşehir İlçe Kongre divan üyeliği seçimlerinin tüzüğün 65. maddesi uyarınca liste yönetimine göre birlikte ve aynı anda yapılmasını divan heyetinin başkan, bir başkan yardımcısı ve 3 katip üyeden teşekkül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. Gelecek Partisi birinci olan Ataşehir İlçe Kongresi'ne. Gelecek Partisi Ataşehir birinci olan ilçe kongre divan başkanlığı ve divan üyeliği görevini yürütmek üzere aşağıda yazılı adayları arz ve teklif ederiz. Divan Başkanı, İl Teşkilat Başkanımız Mehmet Fatih Yaşar. Divan Başkan Yardımcısı, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Dürdane Turan. Katip üyelerimiz, İl Gençlik Kolları Başkan Vekilimiz Abdullah Eyigül. Bir diğer katip üyemiz, İlçe Başkan Yardımcımız Ramazan Çakır. Bir diğer katip üyemiz, İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Burak Ulcay. Efendim divanımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geleceğimize, Ataşehir'imize hayırlı uğurlu olsun efendim. Alkışlarınızla Divan Başkanımız Mehmet Fatih Yaşar, Divan Başkan Yardımcımız Dürdane Turan, Katip üyelerimiz Burak Ulcay, Ramazan Çakır, Abdullah Eygül. Yeniden kocaman bir alkış istirham ediyorum efendim sizlerden. Saygıdeğer Genel Başkanım, çok kıymetli Kurucular Kurulu üyelerimiz, pek kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın kıymetli genel başkanları, değerli il başkanım, kıymetli ilçe başkanlarımız, basınımızın güzide mensupları, pek kıymetli delegelerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşları ile diğer siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti Aziz İstanbul'da, Ataşehir'de yaşama şerefine nail olmuş İstanbullu Ataşehirli hemşerilerimiz ve bugün bu salonda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Gelecek Partisi gönüllüleri. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Genel Başkanım, sevgili Hazirun, bilindiği üzere bin yıllık Anadolu maceramızın bu bölümünde gerçekten dar vakitlerden ve zor zamanlardan geçiyoruz. İşte böyle bir ortamda hükümetin ve ortağının yaratıcılık, özgünlük ve yönetme gücünün neredeyse sıfırlandığı zor bir zamanda tarihi bir kavşakta ortaya çıktı Gelecek Partisi. Kurulduğu ilk günden itibaren fedakarlık ve emek ile gelecek şantiyesinde iş üretmeye çalışmak, biliyoruz ki öncelikle hakikate karşı sadakatimizi gösterdiği gibi kendimize ve bu memleketin insanlarına ve onların onuruna karşı da bir saygı anlamı taşıyor. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki yasaksız, sınıfsız, insanlarımıza yakışır hakikatli müreffeh bir Türkiye'nin
yaşama sevinci dolu ortamı da çok yakında işte bu kadrolarla gelecek. Son olarak Hakk'a inanan ama Hakk'ın egemenliğini unutanlar, umutsuzluğun ve umarsızlığın pençesine düşerek her ne kadar gevelemeyi seçseler de bizler Gelecek Partisi kadroları olarak bu millet, bu vatan, bu bayrak için hiçbir karşılık beklemeden Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde kararlı bir şekilde, cesur bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu cennet vatan için canını feda etmiş aziz şehitlerimiz için öncelikle saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Evet, kongre gündemi okunacak şu anda. O kongre gündemini okumak üzere İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Divan Katip Üyesi Avukat Abdullah Eygül'e sözü bırakıyorum. Ataşehir İlçe Başkanlığı 1. olağan kongre gündemi. 1. Yoklama ve açılış. 2. Gelecek Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığı slayt gösterimi. 3. Kongre divanının seçimi. 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. 5. Gündemin okunması. 6. Misafirlerin tanıtımı ve protokol konuşmaları. 7. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması. 8. Gelir gider hesap raporunun okunması. 9. Okunan raporlar üzerinde müzakereler ve raporların ayrı ayrı oylanması. 10. Yeni dönem tahmini bütçe tasarısının okunması, müzakeresi ve oylanması. 11. Yönetim Kurulu'nun ibrasının oylanması. 12. Aday listelerinin tanıtımı. 13. Seçimler için tasnif komisyonunun oluşturulması. 14. Seçimler. İlçe başkanı seçimi, ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, il delegelerinin seçimi. 15. Dilek ve temenniler. 16. Kapanış. Arz ederim. Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi misafirlerimizin tanıtılması için İlçe Kadın Kolları Başkanımız, Divan Üyemiz Dürdane Turan Hanım'a sözü veriyorum. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez aramızda. Hoş geldiniz. İyi Parti İlçe Başkanı Mert Kar aramızda. Hoş geldiniz efendim. Deva Partisi İlçe Başkanı Barış Yılmazkaya aramızda. Hoş geldiniz efendim. Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Hamit Bölükbaşı aramızda. Hoş geldiniz. CHP İlçe Başkan Meclis Üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Ordu Mesudiye Dayılı Köyü Derneği Başkan Yardımcısı Kaya Sönmez aramızda. Hoş geldiniz. Ataşehir Ordalılar Derneği
Başkan Yardımcısı Yüksel Coşkunarımıza hoş geldiniz. Siyat Ataşehir Şube Başkanı Abdullah Kulaksızlarımıza hoş geldiniz. Ormedal Başkanı Önder Bölükbaşarımıza hoş geldiniz. Türkiye Emekliler Derneği Anadolu Şube Başkanı Mehmet Erkularımıza hoş geldiniz. Ve aramızda bulunan basın mensupları sizler de hoş geldiniz. İlçe Kadın Kolları Başkanımız Dürdane Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi konu gündemiyle devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Ataşehir İlçe Başkanımız Avukat Onur Sönmez'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tutmayız hiçbir ahdi, tutulacak söz bizim. Ya kavga bile, cesaret ve samimiyet, huzur, güven, adalet, işte bu gelecek bizim. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Kurucular Kurulu üyelerim, il başkanım, ilçe başkanlarım, siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen çok değerli temsilciler, değerli muhtarlarımız, basın mensuplarımız, kıymetli delegeler ve bugün bizlerle bu coşkuyu, bu heyecanı paylaşan çok değerli misafirler. Gelecek Partisi Ataşehir 1. Olağan Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. ...2019 yılında çıkmış olduğumuz gelecek yolculuğunda bizim bir Türkiye hayalimiz vardı. Bu hayalimiz dışarıda, dünya üzerinde söz sahibi olan bir Türkiye, içeride ise tek bir gencin dahi işsiz kalmadığı ve kardeşin kardeşe düşman edilerek oy devşirilmediği bir Türkiye hayalimiz vardı. Bizler bu hayalimizin liderinin Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu olduğuna inanarak Gelecek Partisi'ne katıldık. 2020 yılı Eylül ayı itibariyle İlçe başkanlığı görevi tarafıma tebliğ edildikten hemen sonra bu Türkiye hayalimizi gerçekleştirebilmek adına hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Teşkilatlarımızı oluştururken parti programımıza ve ilçemizin demografik yapısına riayet etmenin yanı sıra insan onuruna yakışır şekilde hareket edecek insanlardan kurulu bir yönetim oluşturmaya gayret gösterdik. Biz Ataşehir olarak bu amacımızı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde teşkilatlarımızı genişletirken bu kurallara bağlılığımız da sonuna kadar devam edecektir. Teşkilatlanma çalışmalarımızın yanı sıra sahadan da geri kalmamaya gayret gösterdik. Birçok kez esnaflarımızı ziyaret ettik, onların dertlerini dinledik ve gücümüz yettiğince onların dertlerine derman olmaya çalıştık. Gücümüzün yetmediği yerde de esnaflarımızın sözcülüğünü üstlenerek onların taleplerini gerek basın gerek sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştık. Bununla beraber partimizin başlatmış olduğu güçlü sivil toplum, güçlü Türkiye projesiyle beraber ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarını, belediye başkanımızı, siyasi parti ilçe başkanlarımızı ve değerli muhtarlarımızı ziyaret ettik. Her biriyle güçlü birer diyalog kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde bu diyaloglarımızın artarak devam etmesini ümit ediyorum. Çünkü bizler hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, hepimizin burada tek bir ortak noktası var, o da Ataşehir. Ben buradan Sayın Genel Başkanım huzurunda bir söz veriyorum ki, taleplerin hangi siyasi partiden, hangi sivil toplum kuruluşundan geldiğine bakmaksızın, Ataşehir'in yararına olacak her projenin altında Gelecek Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığı imzası muhakkak bulunacaktır. Sayın Genel Başkanım, kıymetli delegeler, bizler Gelecek Partisi'ne katılırken asla sefa sürme niyetiyle gelmedik. Çünkü Gelecek Partisi asla sefa sürülecek bir yer değildir. Bizler bu yola çıkarken kafamızda tek bir düşünce vardı. O da acaba Genel Başkanımızın cefasına ortak olabilir miyiz? Genel Başkanımızın yükünü hafifletebilir miyiz? Genel Başkanımızın önündeki tümsekleri törpüleyebilir miyiz diye bir düşüncemiz vardı. Eğer bizler Gelecek Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığı olarak bu misyonumuzu yerine getirebiliyorsak, çorbada biraz da olsun tuzumuz olabiliyorsa, Genel Başkanımızın cefasına ortak olabiliyorsak, bu cefa bizim onurumuzdur, bu cefa bizim namusumuzdur ve bu cefa bizim şerefimizdir. Değerli misafirler, kıymetli delegeler, bizler uzun bir yoldayız ve bu yol bizim için bir parkur. Ve bizler bu parkurda yürümek değil, koşmak zorundayız. Bu koşu kelimesi
esasen Üstad Sezai Karakoç'un Şah Damar adlı şiirinde geçen ama benim ilk kez Sayın İl Başkanımın 2018 yılındaki bir konuşmasından anımsadığım bir kelimedir. İl Başkanımız 2018 yılındaki bir konuşmasında Üstad'ın Şah Damar adlı şiirinden şu dizeleri dile getirmişti. Biz kirli ve temiz çamaşırları aynı zaman aynı minval üzere katlarız. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız demişti. O gün bu koşunun önemini anlayamayanlar için koşu bitti. Ama biz daima inandığımız değerler uğruna, savunduğumuz düşünceler uğruna durmadan koşacağız. Koşu bitecek ve biz yine de koşmaya devam edeceğiz. Ben başta Sayın Genel Başkanım olmak üzere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlerle bu coşkuyu, bu heyecanı paylaştığınız için. İnşallah daha nice kongrelerin yapılacağı bir teşkilatın adımlarını attığımızı ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli ilçe başkanımıza konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir konuşmaydı. Sayın Genel Başkanım, 20-22 günde toplamda İstanbul'da 9 kongre gerçekleştirdik. 8 Mart'ta Pendik'te gerçekleştirdiğimiz kongrede bütün divan kadınlardan teşekkür etmişti. Bugün de bütün divan gençlerden teşekkür ediyor. Yaş ortalaması divanımızın 29, bunu da Hazirun'a buradan duyurmak isterim. Şimdi İstanbul İl Başkanımız Sayın İsa Mesih Şahin Bey'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Güzel günler bizi bekler. Gün bizim, gelecek bizimdir. Evet. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım, çok değerli kurucularımız, çok değerli teşkilat mensuplarımız, misafir partilerimizin çok değerli başkanları, değerli yöneticileri, çok değerli STK başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, değerli muhtarlarımız, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız, değerli meclis üyeleri, kıymetli delegeler, değerli basın mensupları ve bugün burada bu coşkuyu bizimle paylaşan, çabuk gel hocam diyen çok değerli Ataşehirli dostlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, farklı bir divan oldu bugün. Bütün divan üyelerimiz gençlerden oluştu. Ortalama 29, yaş ortalaması 29 dediler. İlçe başkanımızın yaş ortalamasını tutturmuşlar. Biz İstanbul'da işte gördüğünüz gibi genç bir kadroyla çalışıyoruz. Bir gençlik heyecanı, bir gençlik sinerjisi oluşturmaya çalışıyoruz. Biz siyaset yaparken İstanbul'un 10 yıl, 15, 20 yıl sonrasını hesap ederek çalışıyoruz. İşte İstanbul'un geleceğinde bu gençleri, bu heyecanı görebilirsiniz değerli dostlarım. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Her ilçede farklı bir bağımızı söylemeye çalışıyoruz. Her ilçede o ilçeyle ilgili bir gönül bağımızı söylemeye çalışıyoruz. Bugün de özel bir ilçemizdeyiz. İstanbul'un parlayan yıldızı Ataşehir'deyiz. Biz de Sayın Genel Başkanım eş durumundan Ataşehirliyiz. Burada hanım tarafından gerçekten bize sahip çıkan, sürekli arkamızda duran çok güçlü ve büyük bir ailem var. Ama bir gerçek daha var ki artık İstanbul'un 39 ilçesinde bizim çok güçlü büyük bir ailemiz var. Her geçen gün büyüyen, her geçen gün bizimle birlikte geleceğe yürüyen, İstanbul'un geleceği için, Türkiye'nin geleceği için bizimle birlikte bu gelecek yürüyüşünde olan on binlerce kardeşim var. Ben huzurlarınızda işte o kardeşlerime, sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun kardeşlerim, var olun kardeşlerim. İlçe başkanı kardeşim, daha önce de kendisiyle birlikte siyaset yapma imkanımız olmuştu. Bizim geçmiş dönemlerdeki, bizim için de özel bir yeri olan, özel bir konuşmaya atıfta bulundu. Bir konuşmamızın bir noktasına atıfta bulundu. Evet, biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız demiştik. Eski dönemlerde bizimle siyaset yapan bazı arkadaşlarımız, o konuşmayı hatırlatarak bize şunu sorabiliyorlar. Sayın Başkan, siz hani koşu bittikten sonra da koşacaktınız diye bize soruyorlar. Biz sözümüzün arkasındayız.
Biz koşu bittikten sonra da koşacağız diyen sözümüzün arkasındayız. Çünkü bizim koşumuz kişisel gelecek koşusu değil. Bizim koşumuz Türkiye'nin geleceği koşusu. Biz kendimiz için değil, ülkenin menfaatleri için koşmaya devam ediyoruz. Biz dün neysek bugün de oyuz. Biz dün ne konuşuyorsak, neyi savunuyorsak bugün de onu konuşuyoruz. Yine onu savunuyoruz. Aynı ilkelerle, aynı değerlerle yolumuza devam ediyoruz. Biz koşmaya devam edeceğiz. İlkelerini, evet biz koşmaya devam edeceğiz. Bizim hamdolsun alnımız ak. İlkelerini, değerlerini bırakarak yolda başka yollara sapanlar utansın. Yolunu, bu koşuyu, bu anlamlı koşuyu iktidar hırsına, makam hırsına, en önemlisi de para uğruna satanlar utansın. Evet değerli dostlar, biz dün de bu beyaz gömleğe leke değdirmedik. Bugün de değdirmiyoruz, yarın da değdirmeyeceğiz. Biz siyaset üzerinden dün de haram lokma yemedik, bugün de yemiyoruz, yarın da yemeyeceğiz. Evet Ataşehir. Evet İstanbul. Biz bu anlamlı koşuya kardeşlerimizle birlikte devam edeceğiz. Biz tek derdi ülkenin geleceği olan Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde bu yola kardeşlerimizle birlikte devam edeceğiz. Biz kamu malı hassasiyeti olan doğru, erdemli ve ilkeli siyaset yapan kardeşlerimizle birlikte bu gelecek koşusuna durmadan, yorulmadan sonuna kadar devam edeceğiz. Bırakın ne konuşurlarsa konuşsunlar, bırakın ne söylerse söylesinler. Biz doğru bildiğimiz yolda yolumuza devam edeceğiz. Bu koşuya devam edeceğiz. Ülkenin önemli sorunları var. Biz bunları nasıl çözeriz? Bunun derdiyle dertleneceğiz. Biz buna bakacağız. Buna kafa yoracağız. Bu noktadan hareketle de kısa bir hikayeyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bir gün bir padişah yolun ortasına bir taş koyar ve pencereden izler. Bakalım insanlar ne yapacak der. Önce vezir gelir. Taşa şöyle bir bakar. Der ki bu taşı kaldırmak için, bu yolun ortasındaki taşları kaldırmak için padişahıma söyleyeyim de bir kadro açalım, saraya yeni bir adam alalım der. Taşı kaldırmanın sadaka olduğu aklına bile gelmez ve padişahın yanına gider. Sonra asker gelir. Onun da aklına gelmez taşı kaldırmanın sadaka olduğu. Şöyle taşa bakar, vezirimle konuşayım da bu yolun ortasına taşları koyanlara ne ceza verelim, buna bir kafa yoralım der. Onun da anladığı bu, onun da marifeti bu. Sonra o gelir, bu gider. Saray dalkavuğu gelir, saray soytarısı gelir. Sarayda dalkavuğun ne işi var diye aklınıza gelebilir. Padişahlar, akıllı adamlar, sarayda dalkavuğu bilerek tutuyorlar ki sarayda yanlarında başka dalkavukluk yapanlar olursa bir dakika dur der. Benim dalkavuğum var, o onun işi. Siz kendi işinize bakın der. Onun için sarayda dalkavuk kadrosunu ihdas ederler değerli dostlar. Dalkavuk gelir, taşa şöyle bir bakar, taşın etrafında dolanır, taklalar atarlar. Evet gerçekten de böyledir değerli dostlar. Dalkavuklar, menfaatperestler, ikiyüzlüler böyledir. Taşın etrafında, sorunun etrafında takla atarlar. Sorunu çözmek istemezler, sorunları görmezden gelirler. Gelmedikleri gibi hiçbir şekilde çözmezler. Sorun üretenleri de överler ve onları efendisi olarak görürler. O da taşa şiirler yazar, sonra da gideyim bu şiiri sultanıma okuyayım der, o da gider. En son gariban bir köylü gelir ve taşa şöyle bir bakar, taşı kaldırayım da bir insanın, bir hayvanın, bir arabanın ayağına takılmasın der. Hemen taşa sarılır, sağa sola koca taşı kenara zorla da olsa iter. Sonra bakar taşın altından bir kese, açar içinden altın çıkar ve bir de not. Notta şöyle demiştir sultan, bu altınlar taşın altına elini sokmasını becerebilenler içindir. Evet, değerli dostlar. Başarı kendiliğinden gelen bir şey değildir. Bir hayale yürümek kendiliğinden gelen bir şey değildir. İşte biz biliyoruz ki ülkemizde de bu yollarda da çok fazla taşlar var. İşte biz sizlerle birlikte
elimizi taşın altına sokmaya, bu taşları kaldırmaya, ülkemizdeki bu engebeli yolları temizlemeye, yollardan bu taşları kaldırmaya niyetlendik değerli dostlarım. Bu duygularla yolumuz açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Evet, ben Ataşehir Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten zor zamanda bu anlamlı, bu zor görevi üstlenen ekibiyle birlikte Ataşehir'de işte gördüğünüz bu coşkuyu ortaya koyan genç ilçe başkanı arkadaşım Onur Sönmez kardeşime huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, kongremize katılan bütün misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ataşehir birinci olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli il başkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz ve sözü sunucumuza veriyoruz. Efendim, Ataşehir'de bir ateşi yaktık. Çabuk gel hocam dedik. Şu an Türkiye gündeminde üst sıralardayız. Ataşehir burada da bir ateşi yaksın efendim. Bir bayraklarımızı ellerimize alalım. Çünkü artık hakiki sözün sahibi, hakiki özün sahibi, muhabbetin ehli, sevginin dili, milletimizin bilge hocası, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye tepkilerini arz ediyorum. Rabbimizin lütfu, doğal güzelliğin timsali, insanlık tarihinin merkezi, aziz İstanbul'umuzda yaşama şerefine nail olmuş değerli hemşehrilerim. Bu aziz İstanbul'umuzun en taze ama en hızlı gelişen güzel Ataşehir'inde yaşamakta olan değerli kardeşlerim. Saygıdeğer divan, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri. Bu kongre salonunu heyecanla dolduran değerli gelecek gönüllüleri, değerli basın mensupları, bizleri canlı yayında izleyen değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, aziz Ataşehir'imizin, aziz İstanbul'umuzun ve aziz ülkemizin üzerine olsun. Birinci olağan kongremiz hayırlara vesile olsun. Konulara geçmeden önce beni gerçekten duygulandıran bu kongremizdeki iki özelliğe dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi gençlik. Biraz önce il başkanımız da zikretti. Divan heyetimize baktığınızda her birisi gelecek vadeden genç arkadaşlarımız. İlçe başkanımıza baktığınızda o da öyle. 30 yaşının ortalamasının altında hepsi. İl başkanımız da kendisini genç kategorisine koyabilir. O da belki de Türkiye'deki en genç il başkanlarından. Ve Onur kardeşimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptılar. Cefaya vurguda bulundular. Çalışmaya vurguda bulundu. İkbale, hırsa değil, bir cefaya davet etti sizleri. İşte bugün burada toplanan gençlerle Ankara'da İktidar Partisi'nin ofisinde çalışan gençler arasındaki fark budur arkadaşlar. Buradakiler ve buradakileri takip edecek olan gençler cefaya hazır olarak yola çıkıyorlar. Zorluklar çekeceklerini biliyorlar. Önlerine engel konacağını biliyorlar. Haksız ithamlarla boğuşacaklarını biliyorlar. Ama bir başka şeyi daha biliyorlar ki cefa olmadan tarih yazılmaz arkadaşlar. Tarihi cefa sahipleri yazar. Evvelsi gün Cumartesi günü Kozan Kongresi'nde de yine genç bir il başkanımız Ebubekir Bey, benim de hocam olan İstanbul'un gerçek beyefendisi Nurettin Topçu Atfen
biz yaşama zevki için değil, yaşatma aşkı için varız der. İşte arkadaşlar, Gelecek Partisi yaşama zevkini tatmak için ikbal, para, makam peşinde koşanların değil, başka insanları ve insanların onurlarını yaşatma aşkıyla yaşayanların partisidir. Gençler, çabuk gel hocam ifadesiyle bize bir davette bulunuyorlar. Ben de onlara diyorum ki hep beraber geleceğiz gençler, hep beraber. Hep beraber geleceğiz. İkincisi, bugün yine özel bir gün. Avukatlar günü. Herhalde il başkanımız bunu düşünmedi belki ama ben fark ettim ve kendisine de söyledim çok güzel yapmışsınız diye. Muhtemelen de düşünerek yaptılar ama bugün avukatlar günü. İl başkanımızın kendisi avukat. İlçe başkanımız avukat ve divan başkanımız Fatih Bey de avukat. Buraya gelmeden önce avukatlar günü vesilesiyle bir mesaj yayınlamıştım. Buradan da bütün avukatlarımıza şu mesajı iletmek istiyorum. Sizler haklının hukukunu savunmak için müktesebat geliştirmiş, sözünü bunun için kullanmış adalet takipçileri, adalet sözcülerisiniz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hukuk ne kadar baskı altına alınmış olursa olsun, sizleri bekleyen asli görev, mazlumları korumak, hukuku ve adaleti tesis etmektir. Bir kez daha aramızdaki üç değerli avukat kardeşimiz başta olmak üzere bütün avukatların Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Ve onlara şu taahhütte bulunuyoruz hep beraber. Hiç merak etmeyin. Avukatların baskı altına alındığı, hukukun baskı altına alındığı, savcıların iktidar ortakları tarafından tehdit edilmek suretiyle iddianameyi yazmaya kalkıştıkları, suçlunun rahat dolaştığı, saldırganın affedildiği ama Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ ve gazeteciler de olduğu gibi saldırıya uğrayan mağdurların haklarının korunmadığı dönemin bir sonuna gelinecek. Mahkeme kararı olmadan insanların işlerinden uzaklaştırıldığı, talimatla kararların alındığı, hakimlerin vicdanlarıyla talimat arasına sıkıştırıldığı bugünlerin de sonu gelecek. Ve inşallah hakkı, hukuku, adaleti egemen kılacak o gelecek günlerin öncüsü, o gelecek günlerin mimarı da gelecek gönüllüleri olacak. Değerli arkadaşlar, çok zor günlerden geçiyoruz ama çok özel günlerden de geçiyoruz. Çok güzel bir atasözü vardır. Zorluklar olmasaydı başarı da olmazdı. Zorlukları bilerek, göğüsleyerek yola çıkanlar, o zorlukların her aşamasında olgunlaşırlar ve yolculuklarının her adımında yeni şeyler öğrenerek geleceğe hazırlarlar kendilerini. İşte biz böyle bir iddia ile yola çıktık. Ve son bir haftalık takvimimize bile bakıldığında Gelecek Partisi'nin durdurulamayacağını herkes görür. Bize demişlerdi ki bu şartlarda kim parti kurmaya cesaret eder? Siz de kuramazsınız. Kurduk. Kursanız da örgütlenemezsiniz. Örgütlendik. Örgütlenmekle birlikte sosyal baskı altında, mahalle baskısı altında faaliyetlerinizi yapamazsınız. Yapıyoruz ve yaptık. Bakınız, geçen hafta bu vakitler Eyüp Sultan Kongremiz'deydik. Ondan iki gün önce de Sarıyer Kongremiz'di. Eyüp Sultan ve Sarıyer ilçe başkanlarımızla tekrar tebrik ediyorum. Ondan önce Pendik, Maltepe kongrelerimizde birçok kongre, Fatih Kongremiz'de birlikteydik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bir günümü İstanbul'a, İstanbul Kongrelerine zaten ayırdım. Geçen hafta Eyüp Sultan Kongresi'nden hemen sonra yola çıktık. Kütahya'ya gittik. Türkiye'nin batısına, Efeler, Zeybekler diyarına. Kütahya'da çok güzel bir şekilde karşılandık. Kongremizi yaptık. Oradan Türkiye'nin en doğusuna, ülkemizi güneşle buluşturan, her sabah doğan güneşle buluşturan Iğdır'a gittik. Muhteşem bir ortam vardı. Hüzünle umudu bir arada taşıdığımız bir ortam. Hüzün, halk dert yanıyordu. Umut, halk bu dertlerin çözümü olarak Gelecek Partisi'ni görüyordu. Hemen ertesi gün, Cuma günü Aksaray'a geldik. Türkiye'nin ortasına hemen hemen. Orada da yoğun bir faaliyet. Ve sonra en güneye indik, Adana. Çukurova'nın yiğitleriyle buluştuk. Ve son derece yoğun
bir buçuk günlük program yaptık. Arkadaşlar, bu buradaki mesajları, bu ziyaretlerdeki mesajları sizlerle paylaşacağım. Ama şunu herkesin görmesini istiyorum. Gelecek Partisi geçmiş haftadaki bu performansını önümüzdeki haftadaki performansıyla da birleştirerek, ki o da yarın Ankara'dayım, çarşamba günü Kahramanmaraş'tayım, perşembe günü Gaziantep, Nizip'te ve Kilis'teyiz, cuma günü Şanlıurfa'dayız. Bakınız, bir yay gerdik doğudan batıya, kuzeyden güneye ve o gerilen yayın enerjisiyle Anadolu'nun her karış toprağına adım atmaya, vatandaşlarımızla buluşmaya kararlıyız. Herkes bilsin ki onlar Ankara'da otururken biz Anadolu'da halkın bağrında onların yanında olacağız. Herkes bilsin ki onlar Ankara'da ve iktidarın değişik yerlerinde lüks ve şatafat içinde yaşarken bizler halkın derdine çözüm olmaya, derdine derman olmaya geliyoruz. Herkes bilsin ki onlar sözlerimizi kısmaya çalışırken, medya ambargosu uygulamaya çalışırken bizler sözümüz haktır, bu hak sözü halkla buluşturmaya her yere geliyoruz diye haykırıyoruz. Bilin ki şartlar zor olabilir ama hakikatin sözü, hakikatin gücü her zaman mutlaka başarılı olur. Bıkmayacağız, yorulmayacağız ama yoğrulacağız arkadaşlar. Yorulmayacağız, yoğrulacağız. Milletle yoğrulacağız ve geleceği yoğuracağız Allah'ın izniyle. Bu bağlamda önce son iki gündür ülke gündemini meşgul eden bu meşhur 104 amiral bildirisiyle ilgili kanaatlerimi sizlerle paylaşmak ve vatandaşlarımıza, iktidardakilere ve bu bildiriyi yazanlara da seslenmek istiyorum. Biz ülke menfaati için konjektürel, noktasal siyaset yapan bir parti değiliz. Şu veya bu koalisyondan beklentiler içinde perde önünde ve arkasında gizli ittifaklar kuran bir parti ise asla değiliz. İlkelerimiz var. Bu ilkelerle yaşarız. Bu ilkeler için bedel ödemek gerekirse de bir an bile tereddüt etmeyiz. İlkelerimiz var. Bu ilkeler için kim ne derse desin hakikati söyleriz. Kimin kırılacağına, kimin güceneceğine, kimin gocunacağına asla bakmayız. Aksi takdirde. Sağ olun, sağ olun. Şimdi bu bağlamda bütün vatandaşlarımız, iktidar sahiplerini, bu bildiri yazanları ve bu konuda bir fikir beyan edenleri soğukkanlı bir şekilde düşünmeye davet ediyorum. Soğukkanlı bir şekilde. Mesele ülke meselesidir. Hamaset meselesi, bağırıp çağırma meselesi, hele hele istismar meselesi asla değildir. Nedir bu ilkeler arkadaşlar? Birincisi, Gelecek Partisi özgürlükçü demokrat bir parti olarak, milli iradeyi nihai egemenlik kaynağı olarak gören bir parti olarak, her türlü darbe teşebbüsüne, ister açık ister gizli, ister örtülü ister berrak aşikar, her türlü darbe girişimine karşıyız ve kimden gelirse gelsin ve kime karşı olursa olsun bilsinler ki darbe girişimlerinin karşısında en dik duracak kadrolar Gelecek Partisi'nin kadrolarıdır. İktidar sahipleriyle ihtilaf edebilir, onları uyarabiliriz. Belki başka şartlardaki iktidar sahipleriyle hiç bakmayız. Hakikati söyleriz. Ama bir daha bu ülkeye 27 Mayıs gibi, 12 Mart bildirisi gibi, muhtırası gibi, 12 Eylül darbesi gibi, 28 Şubat postmodern darbesi gibi, 27 Nisan bildirisi gibi ve nihayet 15 Temmuz gibi karanlık bir günü, geceyi yaşatmak isteyenler karşılığında bizi bulur. Ve buradaki kadrolar, herkes bilir ki 15 Temmuz'da alanı tutan kadrolardır. Dolayısıyla bu konudaki ilkesel tutumumuz açıktır ve bundan sonra herkese de böylece bilinmelidir. Hiçbir kaygı gözetmeden açık ve net bir şekilde de bunu ifade ederiz. İkincisi, Türkiye'de düşünce özgürlüğü vardır. Herkes düşüncesini ifade edebilir. Asker, sivil, bürokrat, genç, kadın, yaşlı, genç, herkes, sivil toplum kuruluşları fikirlerini beyan eder. Montreux ile ilgili veya başka konularda da fikir beyan etmek serbesttir. Ancak fikir beyan edenlerin de bu fikirlerini beyan ederken yaptıkları, yürüttükleri, kullandıkları uslup ve seçtikleri zamanlamaya dikkat etmeleri toplumsal sorumluluk meselesidir.
geçmiş dönemlerde gece yarısı yayınlanan bildirilerle halkın nasıl büyük bir travma yaşadığını ve böylesi bildirilerin toplumda nasıl bir psikolojik yıkıma yol açtığını bilen zihinler, yaklaşımlar, makul insanlar fikirlerini açıklarken bunu bu tecrübe göz önüne alarak açıklamakla yükümlüdürler, sorumludurlar. Her eyle devlet görev yürütmüş ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst makamlarına gelmiş amirallerimizin, subaylarımızın veya sivil bürokrasimizin düşüncelerini ifade ederken bunun toplumsal yansımalarını da göz önüne almaları gerekir. Şunu da açıkça ifade etmek isterim. 27 Nisan e-bildirisi. Daha sonra Türkiye'deki otoriterleşmenin ve şimdi herkesin şikayet ettiği otoriter arka planında en temel gerekçelerinden birini oluşturmuştur. Eğer o zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı normal süreçlerde seçilebilseydi, parlamenter sisteme mutlak anlamda dönüş gerçekleşebilecek ve daha sonraki Cumhurbaşkanı hükümet sistemine giden köşe taşları döşenmemiş olacaktı. Dolayısıyla düşünceleri ifade ederken biz Gelecek Partisi olarak da her zaman buna özen göstereceğiz ve herkesten de özen göstermesini bekleriz. Onun için yaptığımız açıklamada açık bir şekilde milli iradenin demokrasinin yanında olduğumuzu ve böylesine bu özeni gözetmeden bir gece yarısı bildirisiyle yapılan düşünce açıklamanın sorumsuzluk olduğunu ifade ettik. Ama herkes düşüncelerini açıklayabilir. Bunda da hiç kimse engel koyamaz. Gündüz uygun bir uslup, uygun bir yöntemle bunlar açıklanabilir. Bizim bu konuda da tutumumuz açık ve nettir. Her türlü düşünce açığız ama siyaset mühendisliklerine, darbeye algısı oluşturacak toplumsal mühendisliklere ise kesinlikle kapalıyız ve asla izin vermeyiz. Üçüncüsü, şimdi muhtevaya gelerek söylüyorum ve iktidar sahiplerine sesleniyorum. Ve sadece bir siyaset adamı olarak değil, bir partinin genel başkanı olarak değil, konunun uzmanı olarak da ifade ediyorum. Bu konuda çalışma yapmış, kitap yazmış, eser yazmış birisi olarak da ifade ediyorum. Bu tür gerilimler üzerinden Montreux Anlaşması'ndan çekilmek gibi bir düşünce, Türkiye'nin en önemli çıkar alanı olan, en önemli hazinesi olan Boğazlar'ı tartışmaya açmak çok vahim bir hata olur. Çok açık ve net ifade ediyorum. Cumhuriyet tarihimizin en önemli kazanımlarından birisi Montreux Anlaşması'dır. Lozan Anlaşması'nın eksik bıraktığı bir hususu Boğazlar'ın egemenliği meselesini Montreux Anlaşması çözmüştür 1936 yılında ve Türkiye için büyük kazanımdır. Bunu sizlerin ve bizleri ekranlarında başlarında izleyenlerin daha da iyi anlaması için zikredeyim. Lozan Anlaşması'nda iki husus Türkiye'nin üzerinde yeni doğan cumhuriyetin üzerine bir karabasan gibi çökmüştü. Bir, Boğaz çevresinde, Boğaziçi'nin çevresinde Türk askeri tahkimatı yapılamazdı. Lozan Anlaşması'ndaki Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türk askeri gelip bu Boğaz benim egemenliğim. Dolayısıyla burada top birliği bulundurayım, şurayı tahkim edeyim, şurayı koruyayım diyemezdi. İki, Boğazların yönetimi ise 9 ülkeli bir komisyona bırakılmıştı. Başkanı Türk'tü ama nihayet oylardan bir oya sahipti. Yani Boğaz'dan ne geçecek? Boğaz düzenlemesi ne olacak? Türkiye'nin egemenliğinde değildi arkadaşlar. Ve Lozan Anlaşması'nın bu kamburu İstanbul'u fiilen esaret altında, kuşatma altında bir şehre dönüştürmüştü. Ve Boğazları çatışmanın sebebi haline getirmişti. Çok doğru bir tercihle. Ve bugün bizlerin de bu Boğaziçi gibi dünyanın incisi ve en önemli stratejik su yolu üzerindeki hakimiyetimizi tesis eden Montreux her halükarda korunmalıdır. Asla Montreux'dan çekinme gibi bir hataya düşülmemelidir. Bu konuda da ilgilileri soğukkanlı bir şekilde düşünmeye teşvik ediyorum. Efendim Montreux Kanal İstanbul'a engel teşkil ediyormuş. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un gerçekleşmesi için Montreux'dan da çekilebilirmişiz gibi bir argüman. Kendisi zaten bir felaket habercisi olan Kanal İstanbul için Montreux'dan vazgeçmek vahim hata olur. Eğer Montreux olmamış olsaydı şu anda Boğazlar'dan geçişi tanzim edecek ülkeler Türkiye dışında ülkeler bir komisyon olacaktı. Ve Montreux'a taraf olan İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği o zaman, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya ve daha sonra İtalya katılır. Bunların oluşturduğu bir komisyon yürütecekti. Milli egemenliğimizin Boğazlar'daki tahkim edici anlaşmasıdır ve herkes
bu konuda atacağı atıma dikkat etmelidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir değerlendirme yapacağını biliyoruz. Bu değerlendirme yaparken orada hangi uzmanlar var bilmiyorum. Ama geçmiş tecrübelerim, o ekip içindeki tecrübeme istinaden söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı tarihi bir şekilde çağrıda bulunmak istiyorum. Montrö konusunda Türkiye'nin ve Boğazların geleceğini riske edecek hiçbir adım atmayın. Sizinle birlikte 2008 Gürcistan krizini yaşamıştık Sayın Cumhurbaşkanı. Baş danışmanım. 2008'de eğer Türkiye Rusya Gürcistan'ı belli bölgeden işgal ettiğinde Rusya ile NATO arasında bir gerilimin parçası olmamış ise bunun sebebi Montrö'nün bize sağladığı imkanlardı. Ne Rusya ile ilişkilerimizi bozduk o zaman ne NATO ile ilişkilerimiz sarsıldı. Çünkü Montrö'yü şey gösterdik. Atıfta bulunduk. Şunlara izin veririz. 8000 ton üstünde insani yardım nitelikli şeyler ancak geçebilirdi. Bunların belli teknik şartları var. Şunlara da izin vermeyiz dedik ve herkes saygı duymak zorunda kaldı. Sakın ha İstanbul, Kanal İstanbul gerçekleştireceğiz düşüncesiyle ve sanki Montrö Kanal İstanbul'u engelmiş gibi bir düşünceyle bir adım atmayın. Feshettiğiniz gün o anlaşmanın, uluslararası sözleşmenin oluşturduğu statü ortadan kalkar ve eski statüye dönülür ki Lozan'ın Boğazlar üzerindeki statüsü Türkiye'nin egemenliğini tanıyan bir statü değildi arkadaşlar. Herkes soğukkanlı davranması lazım. Kimse bu konuları istismar meselesi yapmasın. Ne iktidara karşı olanlar Montrö üzerinden bitmiş bir tartışma üzerinden bildiriler yayınlayarak millette bir darbe kaygısına yol açacak gece ve yarısı bildirileri ne kaleme alsınlar ne de iktidar buradan hareketle kendi fantazilerini ve Türkiye'yi riske edecek fantazileri hayata geçirmeye kalkışsın. Üçüncü ana unsur budur arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle İstanbul'umuzun ki İstanbul'da yaptığımız bu kongrede çağrıda bulunuyorum. Ve Boğaz içimizin üzerindeki egemenliği tartışmaya açacak hiçbir adım atılmasına asla razı değiliz ve gerekirse bu konuda her türlü çalışmayı da yürütürüz. Ama gece yarısı bildirileriyle değil, gündüz milletle birlikte, İstanbullularla birlikte ayağa kalkar ve buna karşı gerekli hareket çabada bulunuruz. Türkiye'nin çıkarları gece yarısı bildirileriyle korunmaz. Türkiye'nin çıkarları halkın önüne çıkılır, konuşulur ve siyasetle korunur. Arka arkaya farklı meslek gruplarından emekli görevli, geçmişteki görevlerini takdir ettiğim birçok isim de olabilir aralarında. Emekli diplomatlar, emekli milletvekili vesaire. Ama Türkiye bu şekilde yapılan açıklamalarla Türkiye'de bir Montrö korunamaz. Boğaz'daki çıkarlarımız da korunamaz. Nasıl mı korunur? İşte bu gençlerle, bu genç kadrolarla birlikte korunur. Türkiye'nin çıkarlarını kendi kaygıları üzerinden bir gündeme gelmek isteyenler üzerinden değil, genç kadroların İstanbul'umuza, Boğazımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmasıyla korunur. Ve korunacak olan da budur. Esas itibariyle de budur. Ümit ederim ki iktidar nasıl olsa bir bildiri üzerinden toplumsal bir tepki oluştu. Şimdi tam vaktidir Montrö'yü devreden çıkarır, Kanal İstanbul'un önünü açarız gibi vahim bir hataya düşmez. Dördüncüsü. Arkadaşlık, arkadaşlar, darbe sivil ya da militer nitelikte olsun, otoriterliğin bir türüdür. Otoriterlik ise her zaman farklı formlarda kendini gösterir. Dördüncü ilkemiz ise şu ve burada da yine iktidara çağrıda bulunuyorum. Bu tür toplumsal travmaları harekete geçiren yanlış yaklaşımlar karşısında zinhar, sakın ola ki otoriter, kendi sürdürdüğünüz otoriter eğilimlerinize mesnet teşkil edecek bir davranışta bulunmayın. Öğrendiğimiz bir gerçek var. Bir otoriterlik başka bir otoriterliği besliyor. Darbe karşıtlığı üzerinden 15 Temmuz'da burada da bulunan yiğit insanların direnişleriyle bir darbe püskürtüldü. Ama o gece ortalıkta görünmeyen, televizyonlarda görünmeyen, konuşmayan insanların bugün amirallerin bildirisi üzerinden bir takım mesajlar vererek demokrasi kahramanı haline gelmelerini de asla kabul etmeyiz. 15 Temmuz'dan sonra büyük bir fırsat kaçırılmıştır. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na, ilgili bütün arkadaşlara iletmiştim. Türkiye'de artık yeni ve tam demokratik bir düzenin kurulma vaktidir. Herkes ittifak etsin, herkesi kucaklayın, ayrıştırmayın, kutuplaştırmayın.
bütün partilerle birlikte siz de Cumhurbaşkanı olarak en önde yepyeni bir anayasayla, yepyeni bir demokrasiyle ülkeyi buluşturun diye ricada bulunmuştum. Raporlar vermiştim kendisine. Ama o maalesef etrafındakilerle birlikte Türkiye'yi kutuplaştırıcı bir otoriterliğin kıskacına götürmeyi tercih etti. 15 Temmuz'un şehitleri, 15 Temmuz'un gazileri konuşmaktan korkulan bir Türkiye için kan dökmediler. Herkesin özgürce konuşabildiği, kimsenin bir daha darbeden söz edemediği bir Türkiye için kan döktüler. Ama ne? Ama birileri bugün hala darbe korkusu yaşıyorsa bunun ana sebebi ülkedeki otoriter eğilimin bu tür istismarlara açık olmasıdır. Peki bu amirallerin bildirileri böyle bir tehdit oluşturuyorsa, hükmünü beğenmediği Anayasa Mahkemesi kararı dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin yani demokrasinin yani kamu düzeninin en yüksek kurumu olan Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen iktidar ortaklarına niye sesleri çıkmıyor bunların? Sayın Bahçeli, şimdi doğru bir tavırla bu tür bildirilere karşı tavır olduğu, bunların demokrasiye aykırı olduğunu söylüyor. Peki 2004 yılında bırakın emekli olmayı, muazzaf 313 generale mektup yazıp AK Parti iktidarı karşısında harekete geçmeleri çağrısında bulunan kimdi Allah aşkına? Sayın Bahçeli'ydi. 2004 Haziran'ın kayıtlarına bakın. Mecliste kendisi yok ama generaller 313 generale mektup yazıp açık bir şekilde milli iradeyle iş başına gelmiş, o zamanki hükümete karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Bu şu anlama mı geliyor? Eğer bu tür bildiriler ve çağrılar kendi iktidarlarına yarıyorsa iyi, hayır kendi iktidarlarına yaramıyorsa kötü anlamına mı geliyor? Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü değerlendirme toplantısından sonra yapacağı açıklamada demokrasiyi savunmasını ama asla kutuplaştırmaya ve otoriter eğilimleri artırmaya yönelik bir tavır almamasını tavsiye ederim. Hazır fırsat çıktı. Çok da güzel bir gollük pas verdiler bu amiraller bize. Öyle bir şut çekelim ki bir daha kimse haktan, hukuktan bahsetmesin. Milli beka var, demokrasiye tehdit var, darbe teşebbüsü var diyerek istediğimiz tarz otoriterliği kurabiliriz, istediğimizi yaptırabiliriz derseniz darbe taraftarlarına ve gece yarısı bildirileriyle toplumda psikoloji uyandıranlara karşı nasıl tavır almışsak, Türkiye'de hakkı, hukuku, özgürlükleri, demokrasiyi kısıtlayacak her türlü otoriter eğilime de aynı şekilde tavır alırız. Kimse kendisi hukuku tanıtıp kendisi bu hukuk üzere amel etmesin. Herkese düşen görev bu tür kritik süreçlerde, ekonomik krizin olduğu dönemlerde, halkın ciddi kaygı taşıdığı dönemlerde soğukkanlı bir şekilde düşünmek. Dolayısıyla bir, her türlü darbe teşebbüsüne karşıyız. Örtülü, açık, gizli, imalı. İki, fikir özgürlüğü esastır. Herkes fikir beyan edebilir, düşünce özgürlüğü esastır. Ancak düşünceler toplumsal duyarlılıkları göz önünde bulundurarak ifade edilme sorumluluğu ile ifade edilmelidirler. Üç, Montreux Sözleşmesi Türkiye'nin, İstanbul'un ve Boğazlar'ındaki egemenliğimizin ana omurgasıdır ve asla sarsılmamalıdır. Kanal İstanbul gibi bir vahim hataya da yol açılmamalıdır. Hele bunun için Montreux Sözleşmesi tartışmaya dahi açılmamalıdır. Dört, bir takım toplumda hakim olan darbe karşıtı psikolojiyi istismar ederek yeni otoriter eğilimlere asla izin verilmemelidir. İşte Gelecek Partisi bu ilkelerin partisidir arkadaşlar. Ve otoriterliğe karşı da, darbe zihniyetine karşı da, vesayet zihniyetine karşı da biz bu partiyi kurduk ve gerçek, özgürlükçü, demokrat bir parti olarak her zaman nihai merci olarak sadece ve sadece milletimizi görürüz. Bizim sözümüz de bildirimiz de milletedir. Milletle birlikte inşallah bütün bu kara ve karamsar dönemleri bitirecek adımları atmaya da kararlıyız arkadaşlar. Bu yoldan da asla geri dönmeyiz. Türkiye bir gün gerçek demokrasiye, tam demokrasiye ve Ankara'da oturanların bütün dünyada itibar gördüğü ve
ve Türkiye'nin Ankara merkezli olarak bir demokrasi ve adalet ülkesi haline dönüştüğü günleri hep birlikte kuracağız. Onun için çabuk gel diyenlere sesleniyorum. Siz de derhal ayağa kalkın, hep beraber geleceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, bir tarafta Ankara'da, İstanbul'da bu tartışmalar yapılırken bir de ülkenin ikinci bir gündemi var. Gerçek gündemi aslında. İşte bir hafta içinde gittiğim yerleri söyledim. En batıdaydım. Görece Türkiye'nin daha kalkınmış bölgeleri gibi görülen yerlerde de daha az kalkınmış gibi görünen illerimizde de bulundum. Kütahya'da da, Iğdır'da da, Aksaray'da da, Adana'da da ve ilçelerde ve köylerde ve mahallelerde. Adana'da mahalle aralarına girdik. Sadece Adana merkezi değil, Kozan, Sarıçam, İmamoğlu ve Yüreğir'de mahalle aralarında, köy pazarlarında dolaştım. Köy İmamoğlu'nda köylerden gelen sebze ve meyvenin satıldığı pazarda da, Kütahya'daki Bedesten çarşısında da, Iğdır'daki çarşıda da, Adana'nın merkezindeki çarşılarda da hep aynı feryadı duydum. Nedir bu feryat? Esnaf doğalgaz, su, elektrik ve kira faturasını ödeyememek dolayısıyla şikayetçi, kan ağlıyor. Malını satamamaktan şikayetçi. Yarınını görememekten şikayetçi. O esnafın malını satmak için girdiğim dükkanlardaki alıcılar ise ceplerindeki parayla o esnafın malını alamamaktan şikayetçi. Kafeler, lokantalar, restoranlar lebalep yapılan kongreleri gördükten sonra tam bir isyan halinde, bizim suçumuz ne ki çok az sayıda müşteriyi bile ağırlayabilecek durumda değiliz diyorlar ve ekliyorlar, bizim suçumuz ne ki Ramazan ayında neredeyse iftar sofralarda açamayacak, kontrollü bir şekilde açılamayacak şekilde cezalandırılıyoruz, ceza ödüyoruz ama lebalep kongre yapmak isteyenler yapıyorlar. Bize ceza kesiyorlar, kendileri lebalep kongrelerde ahkam kesiyorlar ve bununla gurur duyuyorlar. Haklılar arkadaşlar, haklılar. Bugün Ankara'da oturup halktan kopmuş olanlar. Ve hemen hemen bu dört ilimizde de ortak şikayet neydi biliyor musunuz? İktidar milletvekillerini alanda göremiyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz. Sağ olun siz geldiniz, size söyleyelim, siz bizim sesimiz olun diyorlar. Niye iktidar milletvekilleri alanda yok? Niye Sayın Cumhurbaşkanı onlarca arabalı konvoyla geçiyor da halkın arasına eskisi gibi giremiyor? Çünkü onlar da biliyorlar. Bir alana inseler halk yakalarına yapışıp hesap soracak. Onun için hesap vermekten korktukları için inmiyorlar. Çiftçilerimiz perişan halde. Çukurova gibi zengin bir ovada, Iğdır gibi yeterince aslında kullanılamamış, değerlendirilememiş bir ovada da çiftçilerimiz aynı şikayetler. Diyorlar ki ürünü getiriyoruz ama o hafta gördüğümüz mazot zammından, o hafta gördüğümüz gübre, yem zammından ürünümüzü satacak bir sattıktan sonra bir mazotu, gübre, yemi ödeyecek bir para bize kalmıyor. Onları ödeyemiyoruz ki kendi geçimimizi temin edelim. Çukurova'da hasat başlamıştı, salatalık hasat. O tarlalara gelip konuştum çiftçilerle. Eskiden hasat başladığında veya bir baharla birlikte yeni bir dönem başta çiftçinin yüzü gülmeye başlardı. Hepsi kan alıyor. Çarşıda, pazarda, İmamoğlu'nun köy pazarında, o köyden kendi ürettiği domatesi, soğanı, efendim elmayı getirip satanlar feryat ediyorlar. Geri döndüğünde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onun yanında yaşlı emekliler de fileyi gösterip bu kadar sene hizmet ettim, şu fileyi dolduramadım diye feryat ediyor. Gerçek gündem bu arkadaşlar. Ve bakıyorsunuz bu gündemin ortasında çiftçi, esnaf, işçi kan ağlarken Ankara'dakilerin gündemi farklı. Ve tabii görüyor halk. Kendisi öyle çile çekerken kendi çocukları, bakın çarpıcı bir rakam vereyim. Adana Büyükşehir Belediyesi biz oradayken ondan bir gün önce 252 kişilik bir istihdam sınavı açtı. 52 bin kişi müracaat etmiş arkadaşlar. 52 bin kişi. Ve bunun 40 bini üniversite mezunu. Girecekleri işte vasıfsız işçilik, şoförlük ve hizmetli işleri gibi. Gençler her yerde
İşte buradaki genç arkadaşlarımızın bu siyaset içindeki yeri de bundan. Her yerde bizden talepte bulundular. Mülakat sistemini kaldırın diye. Iğdır'da bir sağlıkçı genç, KPSS'den 85 aldım, 90 aldım. Hala bir iş bulamadım. Ben daha ne yapmam gerekiyor diye ağladı. Fiilen gözümüzün önünde ağladı genç bir çocuk. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı gençler niye geç evleniyorlar diye şikayet ediyor 30 yaşında veya evlendikten sonra niye çocuk sahibi oluyorlar diye. Sayın Cumhurbaşkanı siz halktan koptunuz. Bu sizin akrabalarınız değil bu gençler. Öyle bir eli yağda bir eli balda. Bu gençler cefa çeken gençler. Bu gençler bu ülkeye ümitlerini kaybetmiş gençler. Her gün milliyetçilik nutu atacaksınız. Vatan millet diyeceksiniz. Ama gençlerimizin bu vatana olan ümitlerini her gün yok edeceksiniz. Allah aşkına bugün hangi genç yurt dışında bir imkan varsa en nitelikli gençler bile gitmekten vazgeçiyor. Gerçek vatanperverlik gençlerde bu vatanda yaşanır bilinci oluşturan vatanperverliktir. Kimseye vatan millet nutku atmayın. Gençler bu vatana gönülden bağlı olmakla birlikte iaşe için, hayat için yurt dışına bir an önce kapı katmayı düşünüyorlarsa sizin vatan millet nutuklarınızın hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sizi o iktidara getiren millet gençleri bu ülkeden soğutun. Gençleri geleceklerinden ümitsizleştirin diye getirmedi. Gençlere yeni ufuklar açın diye getirdi. Onun için bizden rahatsızlar. İstiyorlar ki kimse bu dertleri dile getirmesin ve onların hayal dünyasındaki uçan Türkiye aktarılsın. Bakın biraz önce zikrettiğim amiraller konusunda da otoriter eğilimler. Bakın. Bugün muhtemelen Cumhurbaşkanı sert açıklama veya bir şey söylediğinde siz de bakın ve sorun. Peki bu amirallerin bir kısmı sizin propaganda kanallarınızda akşam sabah konuşmuyorlar mıydı? Yani sizin işinize gelen şeyleri söylediklerinde doğru, sizi eleştirdiklerinde yanlış mı oluyorlar? Sizin işinize gelen şeyleri söylediklerinde vatanperver, sizin işinize gelmeyen şeyleri söylediklerinde hain mi oluyorlar? İşte böyle tek taraflı bir dünya inşa ettiler kendilerini. Orada da anlattım. Bir kez daha sizlerle geçen hafta pazartesi günü yaptığımız muhasebeyi paylaşayım. Arkadaşlar Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi dolayısıyla 19 Mart gecesi, Cuma gecesi. Millet zaten gece yarısı kararnamelerinden de bitap, gece yarısı bildirilerinden de bitap. Allah'ım gün yüzü göster bu millete, gün yüzü. Onlar gece yarısı bu şeylerle uğraşırken biz şafağı bekliyoruz ve şafak gelecek. Hiç merak etmeyin. Şafak öyle bir gelecek ki bütün yalanlar ortaya çıkacak. Hakikat güneşi ise bir daha sönmemek üzere bu ülkenin üstüne doğacak arkadaşlar. Bakın insanla alay ediyorlar. Alay ediyorlar. Bu hesaba geçmeden geçen gün bir Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı, ekonomi baş danışmanı. İsmini bulursunuz. Eski döneminde onun da aynen o marjinal partinin ideolojisi gibi hani rotayı biz yürütüyoruz diyor ya Perinçek, aynı ideolojik çerçeveden gelen bir baş danışman diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı değiştirmesi belki de bir beyin jimnastiği içindir. Arkadaşlar bu millet beyin jimnastiği yapa yapa felç oldu yahu. Felç oldu. Ne jimnastiğinden bahsediyorsun sen ya? Ne jimnastiğinden? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu işte. Cumhurbaşkanı kalkacak, bir beyin jimnastiği yapacak. Ya bugün bu Merkez Bankası'nı bir değiştireyim bakalım ne olur diyecek. Ertesi gün TÜİK değiştireyim diyecek. O arada beyin jimnastiği bitmez ki. Bu sefer de küçük ortak Sayın Bahçeli kalkacak. Madem Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor, ben de bir beyin jimnastiği yapayım. Anayasa Mahkemesi'ni kapatayım bakalım ne olacak diyecek. Daha minik ortak Perinçek de kalkacak. Ya şu geminin dümeninde onlar çok durdu. Biraz da ben dümene geçeyim. Biraz da ben yöneteyim diyecek. Arkadaşlar bu ülke beyin jimnastiği yapılacak ülke değil. Bu ülke beyni çalıştıracak insanların ülkesi olacak. Beyni çalışan insanların. Jimnastikle beyin çalışmaz. Jimnastikle vücut da kıvamını tamamlamaz. Jimnastiği doğru yapacaksınız. Doğru yerde. Peki beyin jimnastiği bize neye mal oldu? Gelin bir görelim.
Aynen ifade bu. Acaba doğru mu okudum diye gittim o baş danışmanın yaptığı mülakatı dinledim. Bu sabah. Açtım dinledim. Ya öyle diyor ya. İnanamadım kulağıma. Belki de Cumhurbaşkanı beyin jimnastiği yapıyordur diyor ya. Cumhurbaşkanı makam beyin jimnastiği yapılacak makam mı? Beyin jimnastiği yapa yapa her gün yeni bir rezaletle karşı karşıya kalıyoruz. Peki neye mal oldu bu beyin jimnastiği? Gelin bir bakalım. 22 Mart'ta yani Cuma gecesi başlayan fırtınanın sesi 22 Mart Pazartesi günü geldi. Biz de ondan bir hafta sonra arkadaşlarımıza, kabine, bizim gölge kabinemizdeki ilgili arkadaşlara, genel başkan yardımcılarımıza, Hazine Maliye Politikaları Başkanımıza ve bütün arkadaşlara dedim ki bu beyin jimnastiğin maliyetini bir çıkaralım. Maliyet nedir bakın arkadaşlar? Türkiye'nin, kamunun yani devletin dövize endeksli iç ve dış borçları borçları Türk lirasının %10 değer kaybetmesi dolayısıyla tam 115 milyar Türk lirası arttı. Bir gecede. 115 milyar Türk lirası. Beyin jimnastiğin birinci sonucu bu. İkincisi, hani bu hazine garantili halkın artık geçmekten usandığı ve ödeyemediği köprüler var ya, o yüzden de hazineden finanse edilen köprüler ve kamu özel işbirliği ortaklıklarının yükü, o %10 değer kaybı dolayısıyla tam 135 milyar Türk lirası arttı. Özel sektörün ise %10 değer kaybı dolayısıyla Türk lirasının yükü 275 milyar Türk lirası arttı. Toplam 525 milyar Türk lirası. Yalan diyemezler, çıksınlar. Biz bu matematiğin hepsini hesapladık. Dikkat edin sesleri çıkmıyor. Günlerdir söylüyorum. Bir tanesi bu rakamlar doğru değil desin. Biz onların TÜİK başkanları gibi çalışmayız. Bizim arkadaşlarımız hem ehildir hem dürüsttür. Afaki de konuşmayız. Ahkam da kesmeyiz. Biz rakamları dizeriz ve altında toplamını yazarız. Matematik hiç kimse tarafından eğilip bükülmeyecek bir büyük bilim dalıdır. Peki ülke risk primi 300'lerden 466'ya 473'e düşünce, yükselince ama ülkenin itibarı düşünce ek olarak gelen mali yük, faiz yükü 250 milyar Türk lirası da oturttu. 675 milyar Türk lirası ek maliyeti. Bakın şimdi sonra arkadaşlarımıza dedik ki ya bu miktarla Türkiye'de neler yapılırdı? Çiftçimiz dertli, işçimiz dertli, işsizimiz dertli, efendim esnafımız dertli. Bakın ne yapılırdı. Bu hesabı da matematiksel olarak ortaya koyduğumuz objektif bir hesaptır. Bu miktarla 1 milyon 200 bin esnafımıza ayda 5 bin Türk lirası olmak üzere bir yıl hibe verilirdi. Ayda 5 bin öyle komik rakamlar değil. Artı 1,5 milyon çiftçimize ayda yine 5 bin liradan bir yıl destek verilirdi. Artı 13 milyon emeklimize ayda 1000 liradan bir yıl destek verilirdi. Artı 10 milyon işsiz ve sosyal desteğe muhtaç dar gelirli vatandaşımıza defaten 8500 Türk lirası destek verilirdi. Artı 81 ile 81 hastane yapılırdı. Artı Türkiye'deki her bir öğrenciye bir tablet ve sınırsız internet sağlanırdı arkadaşlar. Yazık değil mi ya? Keşke Cumhurbaşkanı beyin jimnastiği yapmasa da biraz sakin dursa bu ülke rahat edecek. Biraz sakin dursun ya. Ne yalnız sükunetini bazı yerde takdir ediyorum. Yani mesela nerede hareketli işte birilerine kızmak, bağırmak, haklı olduğunda olduğunu düşündüğü yerlerde yüksek sesle herkese ayar vermek. Ama eğer bir bedel varsa Cumhurbaşkanı susuyor. Ya Merkez Bankası Başkanı'nı işaret ediyor. Hata onda değil bende diyerek. Bende değil onda diyerek. Ya da ağzını açamıyor. Parti kapatma davası hakkında Türkiye 3 haftadır konuşuyor. Cumhurbaşkanı'ndan bir söz duydunuz mu? Ben duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Hani o hayat boyu bütün siyasi kariyerini parti kapatmaya karşıyım diyerek kuran Cumhurbaşkanı niye konuşmuyor? Çünkü konuşsa herkese ayar veren Cumhurbaşkanı'na da Sayın Bahçeli ayar veriyordu ondan.
Ayar üstüne ayar. Kim yönetiyor bu ülkeyi? AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin oylarınızla seçtiğiniz Cumhurbaşkanı hangi vesayetlerin, hangi ipoteklerin altında konuşamıyor? Bir milletvekili hukuki süreç ne olursa olsun apar topar abdest almak üzereyken millet şeyden çıkarılıyor meclisten. Sonra evinden ayakkabısını bile almaya fırsat veren apar topar götürülüyor. Hastaneden götürülüyor. Ya neredeyiz? Hangi ülkede yaşıyoruz? Niye? Cumhurbaşkanı konuşuyor mu? Hayır. Hayır. Hayat boyu yani bir şiir okumasından doğan mağduriyeti karşısında hepimiz onunla omuz omuza verdik. Herkes bir araya geldi. Ama mağduriyetler karşısında niye Cumhurbaşkanı sessiz? Ve o büyük iddialarla dünya son günlerde hiç Cumhurbaşkanı'ndan dünya beşten büyüktür diye bir söz duydunuz mu? Ben duymuyorum. Niye diyemiyor? Çünkü beş deseniz bakın şimdi beş dünya beş. Kim bu beş? Bizdeki müteahhit beşlisi değil bu dünya beşlisi. Şimdi kim bu beş? Amerika Birleşik Devletleri. Sesini çıkarsa Biden'dan telefon gelmeyecek. Çıkarmıyor. Trump'a bir ses çıkarmaya kalktı. Rahip Bronson'u vermem burası Türkiye dedi. Trump aptal olma dedi. Bir iki telefon geldi. Rahip Bronson'u verdiği gibi aptal olma mektubuna cevap bile veremedi. Peki beşin ikincisi ne? Rusya. Rusya'da Putin hiçbir ülkede göstermediği tutumu Sayın Cumhurbaşkanı 36 şehidimiz toprağa verdiğimiz ay içinde Suriye rejimini Rusya destekli olarak Suriye rejimlerini şehit etti. Moskova'ya uçtu. Kapının önünde dakikalarca bekletildi. Ve bunu Rus televizyonları çektiler ve yayınladılar. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na böyle davranıyoruz diye gösterdiler. Sesi çıkabilir mi? Çıkamaz. Üçüncüsü Çin. Allah aşkına bütün dünya Doğu Türkistan için ayağa kalktı. Bütün dünya. Bazı ülkeler ve bazı örgütler, Birleşmiş Milletler dahil Çin'i fiili soykırımla suçladı. Çin şirketlerine Japonya, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkeler bir takım müeyyideler uyguladı. Herkes sesini yükseltti. Bir tek Ankara'dan ses duyulmuyor arkadaşlar. Bir tek Ankara sessiz, Ankara suskun, Ankara ıssız, Ankara mazlumlara yapılan zulüm karşısında teslimiyetçi arkadaşlar. Ankara'ya bu yakışmaz. Gazi Mustafa Kemal Ankara'dan İzmir'e doğru büyük taarruzu başlatmadan, Sakarya Savaşı'ndan sonra ve büyük taarruz öncesinde harekete geçtiğinde bütün emperyalistlere karşı Hindistan Müslümanlar ayaktaydı. Orta Asya Müslümanlar ayaktaydı. Afrika'da Müslümanlar Doğu'nun son ordusu dedikleri Türk ordusu için dua ediyor, ellerindeki son imkanları gönderiyordu. Nerede? Nerede o Ankara? Biz o Ankara'yı özledik. Mazlumlar adına, Doğu adına, İslam ve Türk toplumları adına ve bütün insanlık adına emperyalizme karşı ayağa kalkmış olan Ankara'yı özledik biz, özledik. Nutuk atmak gerektiğinde dünya beşten büyük. Niye teslimiyetçisiniz Çin'e? Ne alışverişiniz var? Kaç kuruşa sattınız Doğu Türkistan'ı? Onu söyleyin bize. Bakın. Ankara dinleyecek. Vurarak değil ama güzel bir sözle biz Ankara'yı dinleteceğiz. Nezaketle dinleteceğiz. Vurarak değil ama Anadolu'ya bir selam verir ayağa kaldırırım dediğimde ciddiye almamışlardı. Kozan'da öyle bir karşılama vardı ki arkadaşlar. İmamoğlu'nda hiç planlamadığımız halde küçük bir ilçe olan İmamoğlu'nda halk otobüsün önünde öyle birikmişti ki miting yaptık orada. Iğdır'da öyle doluydu ki halk. Halk bir ses bekliyor. Biz o halkın sesiyiz. Biz vicdanın sesiyiz. Biz ahlakın sesiyiz. Biz özgürlüğün, biz demokrasinin sesiyiz. İşte fark bu. Niye konuşamıyor? Bakın plan açık kafalarındaki. Kanal İstanbul'u yaptıracak kaynak kendilerinde yok.
Türkiye'nin bankalarının ve müteahhitlerinin de bir itibarı kalmadı. Bir yerden kredi de bulamazlar. Bütün beklentileri acaba Çin'den Kanal İstanbul'a bir şey sağlayabilir miyiz? Bunun için Montreux'u, bunun için bir takım şeyleri tartışmaya açmak, ateşle oynamaktır. Peki niye Çin'e karşı konuşamıyorlar? Bir taraftan böyle rakamlar. Bakın kaç milyarlardan bahsettim değil mi? Geçen Cumhurbaşkanı sırf Çin'i sevimli göstermek için dedi ki, bir açıklamasını görmüşsünüzdür. 30 milyon dolarlık bir yatırım yapmış Çin'in bir şirketi Türkiye. Onu överek anlatıyor. Allah aşkına. Siz bir gecede ülkeye 100 milyarlarca liralık zarar verdiniz. Çin'in 30 milyona muhtaç mıyız biz? 30 milyon için Çin'e bu itibarı verip de Doğu Türkistanlıların şu mübarek Ramazan günü öncesinde selam alıp vermesinin yasaklanmasına, Türkçe konuşmasının yasaklanmasına, namazların, ibadetlerin kısıtlanmasına, kadınların tecavüze uğramasına, erkeklerin toplama kampına götürülmesine sessiz kalıyorsanız yazıklar olsun size. Biz bunun için yola çıkmadık. Biz hak için, hukuk için, adalet için yola çıktık. Şimdi bize tekrar tekrar iyi niyetle soran AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin içinize siniyor mu bu manzara? Sizin içinize siniyor mu? Çocuklar yolda iş ararken bir AK Parti ofis çalışanının altında en lüks araçlarla dolaşmasına? Sizin içinize siniyor mu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ahmak olma denmesine? Sizin içinize siniyor mu Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılan zulme sessiz kalınmasına? İşte bizim içimize sinmediği için vicdan diyerek, ahlak diyerek, dürüstlük diyerek yola çıktık. Ve bu yol arkadaşlar hepimizin bu millete borcunu ödeyeceğimiz bir yoldur. Biz alacaklı gibi gelip de siyasetten alacaklı olmaya niyetlilerin yolu değil bu. Millete olan borcunu ödemeye gelenlerin yoludur Gelecek Partisi'nin yolu arkadaşlar. Millete borç ödemeye geliyoruz. Onun için işte ta 2016'da başbakan ayrılmadan önce hatırlarsanız gelin siyasi ahlak yasası çıkaralım dedik. Siyasetten zenginleşme olmasın dedik. Ne dediler? İlçe başkanı bulamazsınız dediler. Değil mi? Dolaylı olarak ne demiş oldular? İlçe başkanları siyaset üzerinden zenginleşmek için oraya geliyor demiş oldular değil mi? Ve işte 4-5 yıldır da görüyorsunuz. Nasıl zenginleştiklerini görüyorsunuz. Peki biz buna sessiz kalır mıyız? O zaman yollarımızı ayırdık. Tamam, bu sizin dünyanız. Sizin siyasetiniz size, sizin ahlakınız size, bizim siyasetimiz bize, bizim ilkelerimiz bize dedik. İşte ilçe başkanımız burada. İşte gençler burada. Biz bu ilçe başkanlarını demek ki bulabiliyoruz. 29 yaşında çile çekmeye hazır ilçe başkanlarını, il başkanlarını bulabiliyoruz biz demek. Demek ki bu memleket sadece siyaseti zenginleşme aracı görenlerin memleketi değil, siyaseti hesap verme makamı. Allah önünde bir emanetin hesabını, millet önünde bir liyakatın hesabını verme makamıdır siyaset. İşte bu tablo karşısında hepimizin en asli görevi demokrasiyi korumak, özgürlükleri, düşünce özgürlüğü başta olmak üzere korumak, milletimizin çıkarlarını korumak, halkımızın vicdanına hitap etmek, gücümüzü halkımızın vicdanından almaktır arkadaşlar. Daha konuşacak çok sözümüz var. Gelecek Partisi sözü tükenenlerin değil, sözü yeni başlayanların partisidir. Gelecek Partisi geçmişi tüketenlerin değil, geleceği inşa edenlerin partisidir. Gelecek Partisi gözleri görmeyen, kulakları duymayan, vicdanları susmuş olanların partisi değil, gözleri hakikati gören, kulakları güzel sözleri duyan ve vicdanları her an ayakta olanların partisidir. Bu duygu ve düşüncelerle birinci olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah yarın Ankara'dayız. Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta olacağız. Heyecanla bekliyor Kahramanmaraşlılar bizi. Gaziantep'liler aynı heyecanla bekliyor. Perşembe günü Gaziantep'te kiliste olacağız. Cuma günü de Şanlıurfa'da yeni bir gelenek başlattık. Onu da zikredeyim, herkes bilsin. Anadolu'nun hareketi olduğumuzu,
bir Kuvayi Milli Hareketi olduğumuzu göstermek üzere arkadaşlar. Bundan sonra parti başkanlık kurulu toplantılarımızı Anadolu'daki şehirlerimizde yapmaya başladık. Kütahya'da yaptık. Kuvayi Milliye'nin omurgası olan Kütahya'da geçen hafta parti başkanlık kurulu toplantısını yaptık. İnşallah önümüzdeki bu haftaki parti başkanlık kurulu da Cuma günü şanlı bir şekilde işgalcilere, emperyalistlere karşı direnen Şanlıurfa'da yapacağız. Tabii Kahramanmaraş'ın kahramanlığını, Gaziantep'in gaziliğini anarak. Bundan sonra da bazen parti başkanlık kurulu, bazen parti yönetim kurulu, bazen kurucular kurulu toplantılarımızı da inşallah Anadolu'nun ve Trakya'nın her bir köşesinde yapacağız. Biz Ankara'da oturmak için yola çıkmadık. İstanbul'da birileriyle perde gerisi pazarlıklar yapan plaza siyasetiyle de yola çıkmadık. Biz millet siyasetiyle yola çıktık. Milletle birlikte geliyoruz ve inşallah çabuk gel deniyor ya, hiç merak etmeyin. Hayırlı bir vakitte geleceğiz. Hayırlar fethola, şerler defola diyerek o güzel pir duasıyla bağlayalım. Hayırlar gelecektir, şerler def olacaktır inşallah. Selam ve hürmetlerimle Allah'a emanet olunuz. Kıymetli genel